validem. Neden görmek istediniz beni? Merak ettim kızım. Gülfem huzursuz olduğunu söyleyince... Gülfem, anladın mı yoksa? Sultanım, hayır. Ne anlatacaktı? Hatice. Endişelenmeyin validem. Bir şey yok. Nasıl yok? Ne bu halin öyleyse? Valide Sultanım, rahatsız ediyorum. Lakin mühim bir mevzu var. Karar vermiş hünkârımız. Hala haber yok mu? Bilmiyorum. Hürrem gitmiş yanına en son. O vakitten beri ses seda yok. Kötü bir şey olduğunu sanmam. Hürrem Sultan bu. Ne yapar, ne eder, ikna eder hünkârımızı. Bir hatun meselesi olsaydı haklısın derdim. Fakat bu iş başka Gülfem. Kuşkusu bile ölüm getirir. Allah ıslah etsin bu hatunları. Birlikte huzur içinde yaşamak varken neden bu kavga anlamıyorum. Sen artık sarayına dön kızım. İbrahim merak etmiştir. Bekler. İnanın beklemez validem. Epeydir umrunda değilim zaten. Bir mesele mi var kızım? Dün gece de halin bir tuhaftı. Paşa canını mı sıktı? Mühim değil validem. Dert çok malum. Bir de ben üzmeyeyim sizi. Gitti mi Hatice? Gittiler sultanım. Merak buyurmayın. Ben de müsaadenizle daireme döneyim. Gülfem, gel. Otur yanıma. Sen bilirsin Gülfem. Hatice ile paşa arasında neler oluyor? Validem, bunu kendisiyle konuşmanız daha münasip olur. Bilmiyor musun onu? Hiçbir şey anlatmaz. Sen söyle ki hadise neyse büyümeden engel olalım. Hakkınız var. Zira artık beni de dinlemiyor. Sultanımız İbrahim Paşa'nın kendisini aldattığını düşünüyor. Ne diyorsun sen? Onun haddine mi düşmüş? Aslı astarı var mı belli değil validem. Bir kuşku sadece. Öyle ki İdris Ağa'yı Paşa'nın peşine taktı. Attığı her adımı takip ettiriyor. Bir gecede Paşa'yı meyhanede görmüş. Nasuh Efendi de yanındaymış. Hepsi bu. Hey Allah. Bir bu eksikti. Sultanım. Hürrem Sultan hünkârımızın yanındalar hala. Kahvaltı istemişler. Belli ki hünkârımız cariyenin lafına itibar etmemişler. İsabet olmuş. Ben de Hürrem'in bu meselede masum olduğuna inanıyorum. Henüz o kadar gözü kararmış olamaz. Neyse, ben seni başka bir şey için çağırdım. Sizi dinliyorum validem. Kulağıma bazı laflar geldi dahi. İbrahim Paşa ile alakalı. Hatice'm sadakatinden kuşku duyuyor. Nasıl olur sultanım? Bilmiyorum dahi. İnşallah doğru değildir. Fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Gözünü kulağını dört aç.
Bu işin aslı astarı neyse öğrenmemiz lazım. Elbette sultanım. Lakin ihtimal vermem. Paşamız sultanımıza sadıktır. İnşallah dahi. Aksi halde neticeleri vahim olur. Arife Hatun. Buyur Dayı Hatun. Ben de sizi bekliyordum. Çağırmışsınız. Dün geceki hadise malumun. Senin beceriksizliğin yüzünden öldü o kızcağız. Elimden geleni yaptım Dayı Hatun. Vallahi kabahatim yok. İster miyim ölmesini? En başında yaptın sen hatayı. Gebe hatunu sakladığın yetmez gibi bir de kaçıyordun onunla. Benim etim ne, budum ne Dayı Hatun? Mahidevran Sultanımız ne dediyse onu yaptım. Kaideler neyse o. Her kim ne derse desin vazifeni yapacaksın. Hemen topla pılını pırtını. En geç sabahleyin ayrılacaksın haremden. Yapma Dayı Hatun. Nereye giderim? Bunu evvelden düşünecektin. Kulun kurban olayım, etme. Yıllardır hizmet ediyorum. Yollamayın beni. Bağışlayın. Dayı Hatun. Valide Sultanım sizi çağırıyor. Tamam, geliyorum. Af yok. Ne ekersen onu biçersin. Hadi topla eşyalarını. Arife Hatun, Dayı Hatun'un söylediklerini duydum. Çok üzüldüm senin için. Ben ne ettim Gülşah Hatun? Günahın ne? Elimden geleni yaptım, sen şahitsin. Kurban olayım, yardım et bana. Sultanımızla konuş. Konuşsam ne fayda? Seni kurban seçmişler bir kere. Mecbur gideceksin. Nereye giderim? Kimin kimsem de yok. Kurda kuşa yem olurum. Tamam, ağlama artık. Ben bir çaresine bakacağım. Sahi mi diyorsun? Sahi elbet. Yalnız bu hiç kolay bir şey değil Arife Hatun. Senin için kendimi tehlikeye atacağım. Sen de bunun karşılığında bana bir şey yapacaksın. Söyle, ne istersen yapmaya razıyım. Dayı Hatun'dan kurtaracaksın beni. Nasıl? Al bunu. Bu gece bitireceksin işini. Gülşah Hatun, elim ayağım titriyor. Nasıl yapacağım? Ya yakalanırsam kellemi alırlar? Ben tedbir aldım. Yakalanmayacaksın. Hem dedim ya, biz arkandayız. Kimsenin ruhu bile duymadan gideceksin saraydan. Her ihtiyacın karşılanacak. Evin olacak. İstemediğin kadar altın vereceğiz. Kimselere muhtaç etmeyeceğiz seni. Sana güvenimiz tam. Göreyim seni. Tez bitir bu işi. Saatler olsun Nigar Sultan. Siz de mi buradaydınız? Ödüm koptu vallahi. Paşayı mı bekliyordun yoksa? Hay Allah. İşin bittiyse odana git. Bundan böyle sarayda kalacaksın. Olmaz. Evimde kalacağım. Kesin gelecek, bekleyeceğim. Hala bekleyeceğim diyor. Bitti demiş paşa. Sen neyin peşindesin Nigar? Ya bilmediğin şeyler var Dayı Hatun. Benim de elim kolum bağlı. Artık istesem de olmaz, yapamam. Paşa kaderim benim. Ne demek bu? Bir canım daha var artık.
Ne diyorsun sen Nigar? Emin misin? Bir epe kadın çağırdım mahalleden. O muayene etti. Allah kahretmesin seni. Ben seni kurtarmaya çalışırken sen iyice batıyorsun. Bile isteye yaptın değil mi? Sen dememiş miydin? İbrahim Paşa bugün değilse yarın bırakır seni. Çoluğun çocuğun olsa sahip çıkar ama o da yok diye. Hay dilim kopaydım. Aklı benden aldın yani. Utanmadan bir de gülüyorsun. Paşanın haberi var mı? Yok. Nasıl olsun? Daha sabah öğrendim gebe olduğumu. Korktum. Ne malum belki düşürmemi ister. En doğrusu bu zaten. Doğru diyecek hali yok ya sana. En kısa vakitte bu çocuktan kurtulmak lazım. Olmaz Daye Hatun, yapamam. Daha dün Efsun Hatun bundan öldü. Hem ben nasıl kıyarım ona? O bizim aşkımızın meyvesi. Aşkınız batsın sizin. Daye Hatun. Ne olur yardım et bana. Senden başka kimim kimsem yok. Tamam. Sakin ol. Buluruz bir hal çaresi. Ben senin hakkını nasıl öderim Daye Hatun? Bundan böyle ben ne dersem o nigar. Sözümden çıkmak yok. Hadi şimdi benim odama git. Bu meseleyi etraflıca konuşmamız lazım. Yardım edeyim sana. İstemez. Ben kendim yıkanırım. Ne arıyorsun sen burada? Konuşmaya geldim Daye Hatun. Boşuna çeneni yorma. Karar bir kere çıktı. Yarın sabah yolcusun. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Arife Hatun. Kaideleri en az sen de benim kadar iyi bilirsin. Bizi zor kullanmak mecburiyetinde bırakma. Bilirim elbet. Bilmem mi? Efsun Hatun'un gebeliğini sakladım diye bana demediğini bırakmadın. Peki senin yaptığına ne demeli? Ne diyorsun sen? Az evvel Nigar'la konuştuklarınızı duydum. Ne saçmalıyorsun sen? Yok öyle bir şey. Var. Kendi kulaklarımla duydum. Nigar Kalfa İbrahim Paşa'dan gebeymiş. Sultanımız bunu duyunca çok üzülecek. Çok. Hele bir konuş. Gör bak neler ediyorum ben sana. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Bu rezalet validemizin kulağına giderse ne olur biliyorsun değil mi? Hepinizi çuvallara koyup denize atarlar. Ben dururken kim senin lafına itibar eder? Nigar Kalfa burada. Evet muayene ederler. Onu da ben gebe bırakmadım ya. Eğer bu hadise ortaya çıksın istemiyorsan... ben ne diyorsam onu yapacaksın. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun? Ağzını bile açmadan koparırım o yılan dilini. Bırak! Yürü diyorum sana. Bırak beni! Yürü! Bırak!
Eyvahlar olsun. Ölmüş bu. Daya Hatun, ne oldu burada? İyi misin? Cevap ver ne olur. Daya Hatun'um, ne ettin sen? Ne talihsiz bir hadise. Senden böyle bir şeyi asla beklemezdim. Bir kaza olmuş validem. Öyle değil mi Daya Hatun? Elbette kaza. Niyetim asla bu değildi. Peki neydi derdiniz Daya Hatun? Nasıl bu hale geldiniz? Efsun Hatun meselesi yüzünden kovulmuştu. Yanıma geldi. İleri geri laflar etti. Kolundan tutup çıkarmak istedim. Beni itti. Ben de dayanamayıp bir tokat attım. Sonrası malumunuz. Bile isteyip bunu yapmayacağını biliyorum dahi. Fakat bu senin suçunu hafifletmez. Haremin dirliği ve nizamı mevzubahis. Böyle bir suçun cezası malumun. İnfaz edilmen icap eder. Validem. Sultanım. Epey oldu. İlk defa gözlerime bakarak konuşuyorsunuz. Yüce affınıza mazhar olduysam ne mutlu bana. İlerleyen yaşım, öfkem gözlerimi karartıyor bazen dahi. Doğruyu yanlışı kaybediyorum. Bu son hadise bana acı bir ders oldu. Esas vazifemiz haremin dirliği ve nizamı. Validem, üzmeyin bu kadar kendinizi. Dediğim gibi, siz ne karar verirseniz benim kabulümdür. Ya heder ettin kendini. Daya Hatun'a bir şey olmaz. Öyle değil mi Süngül? Söylesene bir şey. Dua edelim validemiz affetsin. Ya bir türlü aklım almıyor. Nasıl oldu bu iş? Oyun ettiler belli ki. Ya kim edecek? Kim olacak? Gülşah denen yılan. Baksana şuna nasıl da kasılıyor. Tut şunu. Ya kalk. Dur ya. Gülşah. Sen yaptın değil mi? Bu tezgahı sen kurdun. Benimle ne alakası var? Yalan konuşma, ciğerini sökerim senin. Hele sen! Çekil şuradan be, her şeyi bizden biliyorsunuz. Kes sesini! Ağzını burnunu dağıtırım senin! Daya Hatun, ne oldu? Neye karar verildi? Kesin kan dökülecek. Ağzını hayra aç be adam. Asıl senin kanın dökülecek. Çağırın! Ses! Ne alıyor burada? Sormayın sultanın başımıza gelenleri. Daya Hatun'un durumu vahim. Ebe kadını öldürmüş. Ne? Ancak siz kurtarırsınız onu. Ne olur yardım edin. Nedir mesele? Hele bir anlatın bakalım. Yazık oldu. Daya Hatun onca yıl hizmet verdi bize. Keşke acele etmeseydiniz kararınızda. Validemiz teamülleri Mustafa'm için bile uyguladı. Daha iyi kim ki? Çeksin cezasını. Validem, sultanım. Olan biteni şimdi duydum.
Herkes dairenin infaz edileceğini söylüyor. Ne infazı Hürrem? Yok öyle bir şey. Başladınız mı? Bunca yılın hatırı ve kıymetli hizmetlerine binaen emekliye sevk etmekle yetindim. Yarın haremden ayrılıyor. Nasıl olur? Dayı yalnız başına nereye gider, nasıl yaşar? Meraklanma. Ona verdiğim bir konak var. İlaveten her türlü ihtiyacını karşılayacak serveti de mevcut. Hünkârımız çok üzülecek dayının gidişine. Kararım kesindir Hürrem. Aslanımın da malumatı var mevzudan. Neyse, olan oldu artık. Biraz yalnız bırakın beni. Bütün gece uyumadım. Hatice'm, sen burada mısın? Evet validem. İbrahim Paşa'nın elçi kabulü var sarayda. Sultanım. Rahatsız ediyorum sizi. Gel dahi. Sabah erkenden yola revan olacağım. Müsaadeniz olursa veda etmeye geldim. Belki de hayırlara vesile olur bu. Git bari. Sen huzur bul. Sizden uzakta huzur haram bana sultanım. Böyle söyleme. Rahatın için ne lazımsa yapıldı. Ayrıca bir ihtiyacın olursa da haber et. Gereği yapılır. Benim neye ihtiyacım olur ki sultanım? Zaten azap içindeyim. Elim boş gitmeye razıyken dünyaları bahşettiniz bana. Sen rahat et ki aklım kalmasın. Asıl benim aklım sizde kalacak sultanım. Tüm mülayi tembihledim. Saatinizle alakalı malumat verdim. Yokluğumu hissettirmez inşallah. Sizi başkalarına emanet etmek çok ağrıma gidiyor sultanım. Beni bağışlayın. Üzdüm sizi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun dayı. Ben kardeşime bakıyorum baba. Hiç ağlamıyor artık. Dün gece ağladı ama. Ben duydum. Kardeşinizin acıları dindi elbet. Lakin bir ömür taşıyacak bu illet hastalığı. Bu yüzden onun her zaman yanında olun. Sizin sevginizle şifa bulsun. Süleyman. Dayı Hatun'un gitmesine neden izin verdin? Ben de üzüldüm gitmesine, lakin doğru olan bu. Hatun saldırmıştır kesin. O da ne yapsın? Kendini korumuş. Hem gitmesi iyi değil. Haremin nizamı bozulur diye korkuyor. İşler aksayacak. Malum. Validemizin eli ayağıydı. Bu mevzuda validemle aynı fikirdeyim Hürrem.
Böyle bir hadiseden sonra artık Daye burada duramaz, barınamaz. Gitsin. Hiç değilse kalan ömrünü huzur içerisinde geçirsin. Ne yapacaksın orada tek başına? Allah aşkına benim yanıma gel. Olmaz. Valide Sultanıma söz verdim. Daya Hatun. Ne yaparım ben sensiz? Tam da sana en çok ihtiyacım olduğu vakit. Çok dinliyorsun da sanki beni. Nigar, karnındaki günah aklımda. Ne yap et kurtul. Olsa bir felaket getirir sadece. Düşüreyim de öleyim mi? Bunu mu istiyorsun? O vakit geriye tek çaren kalır. Hülle bir nikah kıyacaksın. Adamcağız çocuğu kendinden bilecek. Bırak şimdi bunu. Zamanı var, konuşuruz. Gelmeyeceksin mi yanıma? Daha ya hatun. Üzülme. Dünyanın bir ucuna gitmiyorum ya. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Başın sıkışırsa mutlaka haber ver. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Sana da. Dolaşıp geri gelmesin de. Merak etmeyin sultanım. Bu mümkün değil. İyi. O halde yine haznedar sen olacaksın Gülşah. Sayenizde sultanım. Gülhan. Buyursunlar sultanım. Gülşah'ı bırakamayız meydanı. Haznedar bizden biri olmalı. Vallahi ne güzel olur.